Arda zirvesine çıkıyoruz. İkinci günden selamlar. 3200 rakımlı birinci ana kampta gözlerimizi açıyoruz. Sabah menemenle güne başlıyoruz. Ardından eşyalarımızı toplayıp katıra veriyoruz. Burası da kamp alanının yukarıdan görüntüsü. Bugünkü yolculuğumuz 3200 rakımdaki birinci ana kamptan 4200 rakımdaki ikinci ana kampa yolculuk. Yolda zirveden dönen İranlı ve Avrupalı dağcılarla da görüşüyoruz. Buralarda yer yer güzel manzaralı kamp alanları da var. Atatürk'ü çok seven İranlı bir dağcı da bizimkilerle hatıra fotoğrafı çektiriyor. 4000 metre taşına da ulaştıktan sonra artık 4200 rakımdaki ikinci ana kamptayız. Maalesef ki 4200 rakımda bile çöp olayı çok yaygın. Yağmurdan dolayı çadırda birazcık dinlendikten sonra aklimatizasyon olayından dolayı 300 metre bir çıkış ve iniş gerçekleştirdik. Bu da kamp alanından gözüken şelalemiz. 80 yaşındaki İranlı bir dağcı amcamız da baygınlık geçirmiş. Güvenlik görevlileri de onu yavaş yavaş aşağı indiriyorlar. Düşük rakımlardan yükseğe geldiğimiz için aklimite olayına özen göstermemiz gerek. Yoksa baş ağrısı ve mide bulantısını çok sık yaşarız. Akşama ise Muhammed Şef'in ellerinden tekrardan bulgur pilavı yiyoruz. Herkes yemek derdinde, başkanımız da salata doğruyor. 4 saat sonra gece 12'de uyanıp bir de zirve yürüyüşümüz başlayacak. Ağrı Dağı zirvesini yapacağımız 3. gün için sizler de Sarı Crocs'u takip etmeyi unutmayın. Arıdağ zirvesine çıkıyoruz. İkinci günden selamlar. 3200 rakımlı birinci ana kampta gözlerimizi açıyoruz. Sabah menemenle güne başlıyoruz. Ardından eşyalarımızı toplayıp katıra veriyoruz. Burası da kamp alanının yukarıdan görüntüsü. Bugünkü yolculuğumuz 3200 rakımdaki birinci ana kamptan 4200 rakımdaki ikinci ana kampa yolculuk. Yolda zirveden dönen İranlı ve Avrupalı dağcılarla da görüşüyoruz. Buralarda yer yer güzel manzaralı kamp alanları da var. Atatürk'ü çok seven İranlı bir dağcı da bizimkilerle hatıra fotoğrafı çektiriyor. 4000 metre taşına da ulaştıktan sonra artık 4200 rakımdaki ikinci ana kamptayız. Maalesef ki 4200 rakımda bile çöp olayı çok yaygın. Yağmurdan dolayı çadırda birazcık dinlendikten sonra aklimatizasyon olayından dolayı 300 metre bir çıkış ve iniş gerçekleştirdik. Bu da kamp alanından gözüken şelalemiz. 80 yaşındaki İranlı bir dağcı amcamız da baygınlık geçirmiş. Güvenlik görevlileri de onu yavaş yavaş aşağı indiriyorlar. Düşük rakımlardan yükseğe geldiğimiz için aklimite olayına özen göstermemiz gerek. Yoksa baş ağrısı ve mide bulantısını çok sık yaşarız. Akşama ise Muhammed Şef'in ellerinden tekrardan bulgur pilavı yiyoruz. Herkes yemek derdinde, başkanımız da salata doğruyor. 4 saat sonra gece 12'de uyanıp bir de zirve yürüyüşümüz başlayacak. Ağrı Dağı zirvesini yapacağımız 3. gün için sizler de Sarı Crocs'u takip etmeyi unutmayın. Arıdağ zirvesine çıkıyoruz. İkinci günden selamlar. 3200 rakımlı birinci ana kampta gözlerimizi açıyoruz. Sabah menemenle güne başlıyoruz. Ardından eşyalarımızı toplayıp katıra veriyoruz. Burası da kamp alanının yukarıdan görüntüsü. Bugünkü yolculuğumuz 3200 rakımdaki birinci ana kamptan 4200 rakımdaki ikinci ana kampa yolculuk. Yolda zirveden dönen İranlı ve Avrupalı dağcılarla da görüşüyoruz. Buralarda yer yer güzel manzaralı kamp alanları da var. Atatürk'ü çok seven İranlı bir dağcı da bizimkilerle hatıra fotoğrafı çektiriyor. 4000 metre taşına da ulaştıktan sonra artık 4200 rakımdaki ikinci ana kamptayız. Maalesef ki 4200 rakımda bile çöp olayı çok yaygın. Yağmurdan dolayı çadırda birazcık dinlendikten sonra aklimatizasyon olayından dolayı 300 metre bir çıkış ve iniş gerçekleştirdik. Bu da kamp alanından gözüken şelalemiz. 80 yaşındaki İranlı bir dağcı amcamız da baygınlık geçirmiş. Güvenlik görevlileri de onu yavaş yavaş aşağı indiriyorlar. Düşük rakımlardan yükseğe geldiğimiz için aklimite olayına özen göstermemiz gerek. Yoksa baş ağrısı ve mide bulantısını çok sık yaşarız. Akşama ise Muhammed Şef'in ellerinden tekrardan bulgur pilavı yiyoruz. Herkes yemek derdinde, başkanımız da salata doğruyor. 4 saat sonra gece 12'de uyanıp bir de zirve yürüyüşümüz başlayacak. Ağrı Dağı zirvesini yapacağımız 3. gün için sizler de Sarı Crocs'u takip etmeyi unutmayın. Arıdağ zirvesine çıkıyoruz. İkinci günden selamlar. 3200 rakımlı birinci ana kampta gözlerimizi açıyoruz. Sabah menemenle güne başlıyoruz. Ardından eşyalarımızı toplayıp katıra veriyoruz. Burası da kamp alanının yukarıdan görüntüsü. Bugünkü yolculuğumuz 3200 rakımdaki birinci ana kamptan 4200 rakımdaki ikinci ana kampa yolculuk. Yolda zirveden dönen İranlı ve Avrupalı dağcılarla da görüşüyoruz. Buralarda yer yer güzel manzaralı kamp alanları da var. Atatürk'ü çok seven İranlı bir dağcı da bizimkilerle hatıra fotoğrafı çektiriyor.
4000 metre taşına da ulaştıktan sonra artık 4200 rakımdaki ikinci ana kamptayız. Maalesef ki 4200 rakımda bile çöp olayı çok yaygın. Yağmurdan dolayı çadırda birazcık dinlendikten sonra aklimatizasyon olayından dolayı 300 metre bir çıkış ve iniş gerçekleştirdik. Maalesef. Bu da kamp alanından gözüken şelalemiz. 80 yaşındaki İranlı bir dağcı amcamız da baygınlık geçirmiş. Güvenlik görevlileri de onu yavaş yavaş aşağı indiriyorlar. Düşük rakımlardan yükseğe geldiğimiz için aklimite olayına özen göstermemiz gerek. Yoksa baş ağrısı ve mide bulantısını çok sık yaşarız. Akşama ise Muhammed Şef'in ellerinden tekrardan bulgur pilavı yiyoruz. Herkes yemek derdinde, başkanımız da salata doğruyor. 4 saat sonra gece 12'de uyanıp bir de zirve yürüyüşümüz başlayacak. Ağrı Dağı zirvesini yapacağımız 3. gün için sizler de Sarı Crocs'u takip etmeyi unutmayın. Ağrı Dağı zirvesine çıkıyoruz. İkinci günden selamlar. 3200 rakımlı birinci ana kampta gözlerimizi açıyoruz. Sabah Menemen'le güne başlıyoruz. Ardından eşyalarımızı toplayıp katıra veriyoruz. Burası da kamp alanının yukarıdan görüntüsü. Bugünkü yolculuğumuz 3200 rakımdaki birinci ana kamptan 4200 rakımdaki ikinci ana kampa yolculuk. Yolda zirveden dönen İranlı ve Avrupalı dağcılarla da görüşüyoruz. Buralarda yer yer güzel manzaralı kamp alanları da var. Atatürk'ü çok seven İranlı bir dağcı da bizimkilerle hatıra fotoğrafı çektiriyor. 4000 metre taşına da ulaştıktan sonra artık 4200 rakımdaki ikinci ana kamptayız. Maalesef ki 4200 rakımda bile çöp olayı çok yaygın. Yağmurdan dolayı çadırda birazcık dinlendikten sonra aklimatizasyon olayından dolayı 300 metre bir çıkış ve iniş gerçekleştirdik. Bu da kamp alanından gözüken şelalemiz. 80 yaşındaki İranlı bir dağcı amcamız da baygınlık geçirmiş. Güvenlik görevlileri de onu yavaş yavaş aşağı indiriyorlar. Düşük rakımlardan yükseğe geldiğimiz için aklimite olayına özen göstermemiz gerek. Yoksa baş ağrısı ve mide bulantısını çok sık yaşarız. Akşama ise Muhammed Şef'in ellerinden tekrardan bulgur pilavı yiyoruz. Herkes yemek derdinde, başkanımız da salata doğruyor. 4 saat sonra gece 12'de uyanıp bir de zirve yürüyüşümüz başlayacak. Ağrı Dağı zirvesini yapacağımız 3. gün için sizler de Sarı Crocs'u takip etmeyi unutmayın. Ağrı Dağı zirvesine çıkıyoruz. İkinci günden selamlar. 3200 rakımlı birinci ana kampta gözlerimizi açıyoruz. Sabah Menemen'le güne başlıyoruz. Ardından eşyalarımızı toplayıp katıra veriyoruz. Burası da kamp alanının yukarıdan görüntüsü. Bugünkü yolculuğumuz 3200 rakımdaki birinci ana kamptan 4200 rakımdaki ikinci ana kampa yolculuk. Yolda zirveden dönen İranlı ve Avrupalı dağcılarla da görüşüyoruz. Buralarda yer yer güzel manzaralı kamp alanları da var. Atatürk'ü çok seven İranlı bir dağcı da bizimkilerle hatıra fotoğrafı çektiriyor. 4000 metre taşına da ulaştıktan sonra artık 4200 rakımdaki ikinci ana kamptayız. Maalesef ki 4200 rakımda bile çöp olayı çok yaygın. Yağmurdan dolayı çadırda birazcık dinlendikten sonra aklimatizasyon olayından dolayı 300 metre bir çıkış ve iniş gerçekleştirdik. Bu da kamp alanından gözüken şelalemiz. 80 yaşındaki İranlı bir dağcı amcamız da baygınlık geçirmiş. Güvenlik görevlileri de onu yavaş yavaş aşağı indiriyorlar. Düşük rakımlardan yükseğe geldiğimiz için aklimite olayına özen göstermemiz gerek. Yoksa baş ağrısı ve mide bulantısını çok sık yaşarız. Akşama ise Muhammed Şef'in ellerinden tekrardan bulgur pilavı yiyoruz. Herkes yemek derdinde, başkanımız da salata doğruyor. 4 saat sonra gece 12'de uyanıp bir de zirve yürüyüşümüz başlayacak. Ağrı Dağı zirvesini yapacağımız 3. gün için sizler de Sarı Crocs'u takip etmeyi unutmayın. Ağrı Dağı zirvesine çıkıyoruz. İkinci günden selamlar. 3200 rakımlı birinci ana kampta gözlerimizi açıyoruz. Sabah Menemen'le güne başlıyoruz. Ardından eşyalarımızı toplayıp katıra veriyoruz. Burası da kamp alanının yukarıdan görüntüsü. Bugünkü yolculuğumuz 3200 rakımdaki birinci ana kamptan 4200 rakımdaki ikinci ana kampa yolculuk. Yolda zirveden dönen İranlı ve Avrupalı dağcılarla da görüşüyoruz. Buralarda yer yer güzel manzaralı kamp alanları da var. Atatürk'ü çok seven İranlı bir dağcı da bizimkilerle hatıra fotoğrafı çektiriyor. 4000 metre taşına da ulaştıktan sonra artık 4200 rakımdaki ikinci ana kamptayız. Maalesef ki 4200 rakımda bile çöp olayı çok yaygın. Yağmurdan dolayı çadırda birazcık dinlendikten sonra aklimatizasyon olayından dolayı 300 metre bir çıkış ve iniş gerçekleştirdik. Bu da kamp alanından gözüken şelalemiz. 80 yaşındaki İranlı bir dağcı amcamız da baygınlık geçirmiş. Güvenlik görevlileri de onu yavaş yavaş aşağı indiriyorlar. Düşük rakımlardan yükseğe geldiğimiz için aklimite olayına özen göstermemiz gerek. Yoksa baş ağrısı ve mide bulantısını çok sık yaşarız. Akşama ise Muhammed Şef'in ellerinden tekrardan bulgur pilavı yiyoruz. Herkes yemek derdinde, başkanımız da salata doğruyor. 4 saat sonra gece 12'de uyanıp bir de zirve yürüyüşümüz başlayacak. Ağrı Dağı zirvesini yapacağımız 3. gün için sizler de Sarı Crocs'u takip etmeyi unutmayın.
Harıdağ zirvesine çıkıyoruz. İkinci günden selamlar. 3200 rakımlı birinci ana kampta gözlerimizi açıyoruz. Sabah Menemen'le güne başlıyoruz. Ardından eşyalarımızı toplayıp katıra veriyoruz. Burası da kamp alanının yukarıdan görüntüsü. Bugünkü yolculuğumuz 3200 rakımdaki birinci ana kamptan 4200 rakımdaki ikinci ana kampa yolculuk. Yolda zirveden dönen İranlı ve Avrupalı dağcılarla da görüşüyoruz. Buralarda yer yer güzel manzaralı kamp alanları da var. Atatürk'ü çok seven İranlı bir dağcı da bizimkilerle hatıra fotoğrafı çektiriyor. 4000 metre taşına da ulaştıktan sonra artık 4200 rakımdaki ikinci ana kamptayız. Maalesef ki 4200 rakımda bile çöp olayı çok yaygın. Yağmurdan dolayı çadırda birazcık dinlendikten sonra aklimatizasyon olayından dolayı 300 metre bir çıkış ve iniş gerçekleştirdik. Bu da kamp alanından gözüken şelalemiz. 80 yaşındaki İranlı bir dağcı amcamız da baygınlık geçirmiş. Güvenlik görevlileri de onu yavaş yavaş aşağı indiriyorlar. Düşük rakımlardan yükseğe geldiğimiz için aklimite olayına özen göstermemiz gerek, yoksa baş ağrısı ve mide bulantısını çok sık yaşarız. Akşama ise Muhammed Şef'in ellerinden tekrardan bulgur pilavı yiyoruz. Herkes yemek derdinde, başkanımız da salata doğruyor. 4 saat sonra gece 12'de uyanıp bir de zirve yürüyüşümüz başlayacak. Ağrı Dağı zirvesini yapacağımız 3. gün için sizler de Sarı Crocs'u takip etmeyi unutmayın. Harıdağ zirvesine çıkıyoruz. İkinci günden selamlar. 3200 rakımlı birinci ana kampta gözlerimizi açıyoruz. Sabah Menemen'le güne başlıyoruz. Ardından eşyalarımızı toplayıp katıra veriyoruz. Burası da kamp alanının yukarıdan görüntüsü. Bugünkü yolculuğumuz 3200 rakımdaki birinci ana kamptan 4200 rakımdaki ikinci ana kampa yolculuk. Yolda zirveden dönen İranlı ve Avrupalı dağcılarla da görüşüyoruz. Buralarda yer yer güzel manzaralı kamp alanları da var. Atatürk'ü çok seven İranlı bir dağcı da bizimkilerle hatıra fotoğrafı çektiriyor. 4000 metre taşına da ulaştıktan sonra artık 4200 rakımdaki ikinci ana kamptayız. Maalesef ki 4200 rakımda bile çöp olayı çok yaygın. Yağmurdan dolayı çadırda birazcık dinlendikten sonra aklimatizasyon olayından dolayı 300 metre bir çıkış ve iniş gerçekleştirdik. Bu da kamp alanından gözüken şelalemiz. 80 yaşındaki İranlı bir dağcı amcamız da baygınlık geçirmiş. Güvenlik görevlileri de onu yavaş yavaş aşağı indiriyorlar. Düşük rakımlardan yükseğe geldiğimiz için aklimite olayına özen göstermemiz gerek, yoksa baş ağrısı ve mide bulantısını çok sık yaşarız. Akşama ise Muhammed Şef'in ellerinden tekrardan bulgur pilavı yiyoruz. Herkes yemek derdinde, başkanımız da salata doğruyor. 4 saat sonra gece 12'de uyanıp bir de zirve yürüyüşümüz başlayacak. Ağrı Dağı zirvesini yapacağımız 3. gün için sizler de Sarı Crocs'u takip etmeyi unutmayın. Harıdağ zirvesine çıkıyoruz. İkinci günden selamlar. 3200 rakımlı birinci ana kampta gözlerimizi açıyoruz. Sabah Menemen'le güne başlıyoruz. Ardından eşyalarımızı toplayıp katıra veriyoruz. Burası da kamp alanının yukarıdan görüntüsü. Bugünkü yolculuğumuz 3200 rakımdaki birinci ana kamptan 4200 rakımdaki ikinci ana kampa yolculuk. Yolda zirveden dönen İranlı ve Avrupalı dağcılarla da görüşüyoruz. Buralarda yer yer güzel manzaralı kamp alanları da var. Atatürk'ü çok seven İranlı bir dağcı da bizimkilerle hatıra fotoğrafı çektiriyor. 4000 metre taşına da ulaştıktan sonra artık 4200 rakımdaki ikinci ana kamptayız. Maalesef ki 4200 rakımda bile çöp olayı çok yaygın. Yağmurdan dolayı çadırda birazcık dinlendikten sonra aklimatizasyon olayından dolayı 300 metre bir çıkış ve iniş gerçekleştirdik. Bu da kamp alanından gözüken şelalemiz. 80 yaşındaki İranlı bir dağcı amcamız da baygınlık geçirmiş. Güvenlik görevlileri de onu yavaş yavaş aşağı indiriyorlar. Düşük rakımlardan yükseğe geldiğimiz için aklimite olayına özen göstermemiz gerek, yoksa baş ağrısı ve mide bulantısını çok sık yaşarız. Akşama ise Muhammed Şef'in ellerinden tekrardan bulgur pilavı yiyoruz. Herkes yemek derdinde, başkanımız da salata doğruyor. 4 saat sonra gece 12'de uyanıp bir de zirve yürüyüşümüz başlayacak. Ağrı Dağı zirvesini yapacağımız 3. gün için sizler de Sarı Crocs'u takip etmeyi unutmayın.